Daha önce de oynamış olduğumuz bu oyundaki amacımız bir şehirden diğer şehre en kısa rotadan gidebilmek. Daha önce bunun ülke versiyonunu oynamıştık. Türkiye'yi eklemişler bugün. Türkiye versiyonunu oynuyoruz. Başlayalım. Şimdi Osmaniye'den İzmir'e gitmemizi istiyor. Hemen Akdeniz kıyısını takip edersek gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burası Osmaniye, burası İzmir. Tamamdır. Bir sıkıntı yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Osmaniye, Adana illa olacaktır, tamam mı? Adana. Buradan Akdeniz'e doğru yanaşalım arkadaşlar. Akdeniz, Adana. Adana'dan sonra ne var? Mersin var, değil mi? Ben direkt sahilden gideceğim de Muhtemelen şöyle ortadan gitsek daha kısa gidebilir miyiz emin değilim. Türkiye haritasında o kadar iyi olduğumu düşünmüyorum. Mersin Antalya yapacağız. Antalya. Güzel. Doğru gidiyoruz. Antalya'dan neresi? Antalya Muğla mı? Bir dakika. A Muğla mı diyeceğiz lan? İzmir Muğla. Doğru. Bence bu son. Muğla mı? Aa bir tane daha var. İzmir Muğla. Şu arada ne var? Arada Aydın mı var? Arada Aydın mı var? Yanlış bir şey yaparsam video koymaktan çekinebilirim arkadaşlar ama. Aydın mı var? Güzel. Doğru. İşte bu. İşte bu. Tamam. <laughs> Güzel başladık. En kısa rotadan gidebildik değil mi? Aynen. Hepsi yeşil tikli olduğuna göre en kısa rotadan gittik. Hadi bakalım ikinci turdan devam. Bu sefer Bayburt'tan Van'a gitmemizi istiyor. Bayburt'tan Van'a gideceğiz. Bir dakika şimdi Van. Arada bir Erzurum olduğundan eminim arkadaşlar ama arada bir Erzurum var. Değil mi? Şu haritayı keşke şöyle sınırları belli olsa da gözünü seveyim. Böyle çok zor olmuş ya. Arada bir Erzurum var. Şurada bir şehir daha var. Ne var? Ağrı mı var? Ağrı olabilir mi? Van Ağrı. Ağrı Ulan Ağrı Ağrı diyeceğim. Zaten başka bir şey yok ki. ikisi birbirine yakın ya. Bu arada bu şehirleri rastgele veriyor arkadaşlar. Rastgele seçebiliyorsunuz. Kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Oyunun pratik modunda. istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Ağrı diyeceğim güzel. Tamam okey. Kolay geldi. Bu iki şehirdi. O yüzden çok uzatmadık ama şöyle tam doğudan batıya falan bir şey varsa o zaman zorlar işte. Hadi bakalım. Tekrar oynayalım. Ulan keşke farklı bir şey isteseydim. Düzce'den Gazi Antep'e gitmemi istiyor. Düzce'den Antep. Tamam şimdi bir dakika. Ankara yazılım <laughs> Ortada bir şehir yazalım doğru değil mi? Ama düzce direkt Ankara ile bağlı değil. Arada Bolu var galiba değil mi? Bolu olması lazım. Tamam şimdi Ankara'ya kadar geldik. Antep'ten şöyle yukarı doğru gideceğim de. Ankara'dan aşağı şurada Nevşehir, Mevşehir bir şey var. Aksaray var. Daha önce bütün şehirleri sıraladığım bir video vardı bu arada. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an onu kafamda canlandırmaya çalışıyorum ama. Ankara'dan şu aşağı şurada birkaç tane şehir var. Nasıl bağlanıyor bilmiyorum. Antep'ten yukarı nasıl çıkabiliriz? Antep'ten yukarı ya Kahramanmaraş var ama şöyle... Kahraman Maraş yazsak. Doğru, güzel. Bu arada doğru olup olmadığına bakmayacağım artık. Bir şekilde bir şekilde şurayı birleştirebilsem yeter yani çok dolaşmadan. Şimdi Kahraman Maraş var. Antep, Maraş. Sonra arada ne var lan? Antep, Maraş, Yozgat falan mı var? Yozgat. Yozgat burada mı lan? Yoz ya Yozgat olabilir. Bence buraya Yozgat yazabiliriz gibi ya. Ben Yozgat'ı deneyeceğim. Doğru mu olacak? Yozgat da o bayağı şehir var arada. Yozgat var. Başka ne var arkadaşlar? Yozgat, Ankara biraz daha keşke şu sınırlar belli olsaydı ya. Şimdi Çorum Morum bağlamıyor değil mi şu yukarıya Ankara'dan? Hiç sanmıyorum. Çorum ne alaka lan? Çorum burada mı? Yozgat'la Maraş'ı neresi bağlıyor olabilir? Kayseri nerede lan? Kayseri var burada bir yerde. Bir dakika. Güzel. Güzel. Bir tane şehir kaldı. Aradaki şehirlerden biri. Niğde olabilir mi? Niğde deneyeceğim. Hadi oğlum. Arkadaşlar burayı görmediniz. bu. <laughs> Niğde ne alaka Niğde? Ben nedense Niğde bir şekilde Yozgat'la Ankara'yı bağlar diye düşündüm. Bu artık cehaletime geldi bilmiyorum Niğde. Tamam burayı unuttuk. Bir tane baya kırmızı bir yanlışımız var. Şu arada ne var? Bu arada Kırıkkale. Kırıkkale falan mı var? Kırşehir mi? Kırıkkale nerede ki? Kırşehir mi var burada? Deneyeceğim Kırşehir diyeceğim. Kırşehir. Helal lan tamam. Tamam Kırıkkale neredeydi acaba? <laughs> bu çok kötü denk geldi. Tekrar oyna. Şimdi bu sefer Aydın'dan Erzincan'a en az sayıda şehir değiştirerek gitmemiz iyisi. Istiyor. Arkadaşlar ben buraya ortadan gidersem kaybolurum tamam. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Aydın, Muğla gel abicim. Sahilden geze geze gideceğiz. Muğla ab Okey belki de en kısası o da olabilir ha Muğla, e, Aydın, Muğla ne var lan bir dakika? Antalya var. Antalya. Biraz önce geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Antalya'dan Mersin'e gideceğiz. E, Mersin'den ha Adana'ya gidecek miyiz acaba? Mersin'den Adana'ya gidecek miyiz? Şimdi Aydın'dan çıktık. Muğla, Antalya, Mersin. Bu şekilde gideceğimize göre keşke dediğim gibi tek tekrardan. sınırlar belli olsaydı... ...daha kolay olacaktı ama Adana dışında bir şeyimiz yok... ...çünkü çok yukarı çıkmış oluyoruz diye düşünüyorum... ...Adana diyeceğim... ...buradan Adana'ya kadar geldik... ...Adana'dan Osmaniye falan demeyeceğiz hiç... ...Adana'dan yukarı çıkacağız abicim... ...Erzincan'ın oraya çıkacağız... ...Adana'dan da nereye gideceğiz... ...Adana'dan Kahramanmaraş'ı deneyebiliriz... ...Kahramanmaraş'tan da Malatya'yı deneyebiliriz... ...sanırım burası komple bağlanmış mı olacak... ...güzel tamam bunu tek seferde yaptık... ...totalde 6'ymış zaten... ...son kez bir Türkiye yapalım ondan sonra dünya haritasına tekrardan geri dönelim. Bu sefer de Karahisardan Hatay'a gitmemizi istiyor. Bu biraz da diğerine göre Hatayya. Diğerine göre kolay olacak diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir kesim Konya diyeceğiz zaten. Bu haritanın yarısını kaplayacaktır. Konya, Hatay, ee, bir dakika. Konya, Hatay, Adana diyeceğiz ya. Adana var. Adana kesim var. Hatay, Adana. Arada bir şey var. Arada hangi şehir var ya? Mersin falan mı var arada? Ne var? Bu ikisini Konya ile Adana'yı neresi bağlıyor arkadaşlar? Konya ile Adana'yı Mersin mi bağlıyor? Mersin bağlıyordur. Bakalım. Güzel. Bitti mi? Bu kadar mı? Güzel. Türkiye haritası bu arada dünya haritasına göre çok daha zor ama bir arkadaşımız sanırım oyun yapımcısına söylemiş ondan sonra Türkiye eklenmiş diye biliyorum. Ne kadar doğru bu bilgi bilmiyorum ama eğer bu bilgi gerçekse takipçimize teşekkür ederim. Oyunun Türkiye haritası da var artık onu oynayabilirsiniz. Şimdi biraz dünya haritasında gezinelim. O biraz daha benim hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bu noktada videoya çok kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü bu videonun da sponsoru olan Perennial Order Steam'in Next Festival'in yer alacak. Oyun tamamen boss savaşları üzerine kurulu olan aslında biraz da souls -like diyebileceğimiz sizi böyle zorluktan çıldırtacak oyunlardan bir tanesi. 2024'ün ikinci çeyreğinde çıkacak PlayStation 5 Xbox Series ve PC'ye geliyor. Aynı zamanda crossplay olduğu için farklı platformdaki arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Oyunun şu an Steam'de bir demosu mevcut ve bu demoda oyundaki bosslardan 3 tanesi var. Şu anda zaten ekranda ilk bossla savaşıyorum. Her bossun kendi içinde farklı bir mekaniği var. İlk bossun belli bir bir paterni belli bir düzeni var saldırı düzeni onu ezberledikten sonra mesela zamanlamayı iyi ayarlayarak ataklarından kaçıp ondan sonra saldırıyorum ve oyunun en can sıkıcı özelliklerinden biri de tek darbede ölüyorsunuz o yüzden tek bir şansınız var yani tek bir hasar alırsanız direkt gidiyorsunuz ikinci bosta da sürekli üstüme gelen düşmanlardan kaçıp yani onlara değmemeye çalışıp sürekli bir yere saldırı yapmaya çalışıyorum yalnız bu boss'u daha önce öldürmüş olmama rağmen şu an kayıt alırken nedense bir türlü öldürmeyi beceremedim 20-30 kere falan ne o yüzden buraya geçiyorum. Bu boss'u öldürdüğüm sahneyi gösteremeyeceğim size. Ve demodaki son boss da zaten şu ana kadar karşımıza çıkan bosslardan en zoru. Bir şövalye. Ondan da sürekli dash yaparak kaçmaya çalışıyorum. Üstüme geldiğinde dash yapıp böyle arkasından direkt saldırıyorum. Dediğim gibi her boss'u öldürmek için farklı bir mekanik var. Bossların tabii ki farklı seviyeleri de var. Yarı canına kadar geldikten sonra biçim değiştiriyor. Ve daha da güçlü saldırılar yapıyor. İşte can sıkıcı olan şey de tek darbede öldüğünüz için. Böyle 50-60 kere falan denemeniz gerekiyor. Ebiliyor. Bunu sadece bu arada sponsor olduğu için ya da bize destek oldukları için söylemiyorum. Oyunun hani bu reklam kayıtlarını alırken falan ciddi anlamda eğlendim. Şu an beklediğim oyunlardan biri. Zaten küçük bir şirketin çıkardı. Düşük bütçeli bir oyun. O yüzden uygun fiyatlı çıkacaktır diye düşünüyorum. Sizden istediğim tek şey gidip oyunu Steam'de wish listinize eklemeniz. Yani istek listesine eklemeniz. Bu sayede hem benim kanalıma destek olmuş olursunuz hem de bu tarz böyle farklı bağımsız oyunlara destek olmuş olursunuz. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şimdi ilk Sur'da İran'dan Yemen'e gitmemizi istiyor. Bu kolay olmuş. İran'dan Yemen'e arada bir Irak var. Irak böyle yine bak büyük I ile yazmamız gerekiyor. Yoksa çıkmıyor. Irak var. E, Suudi Arabistan'dır. Başka ülke yok zaten onun üstünde. Hemen Suudi Arabistan'ı yapıştıralım. Güzel. Tek attık. Bu güzel oldu. Tekrar. Şimdi Belçika'dan Suriye'ye gitmemizi istiyor. Bu sefer geçen videodaki hatayı yapmayacağım. Yani direkt Avrupa üzerinden gelmeyeceğim arkadaşlar. Böyle Rusya üzerinden bir şekilde Azerbaycan'a falan bir şekilde bağlanacağız. Şimdi... Suriye için Türkiye'ye uğramamıza gerek olacak mı emin değilim. Bir Belçika'dan yola çıkalım. Almanya diyeceğim. Almanya ile başlayalım. Almanya, Polonya değil mi? O şekilde gidiyorduk. Polonya, buradan Belarus. Rusya, Rusya'yı bir yazalım da arkadaşlar bir dakika. Rusya'yı yazalım. Rusya doğru zaten süper. Ee, arayı neresi bağlıyordu? Geçen videoda bakmıştık. Belarus mu ba bağlıyordu? Bela Ulan Beyaz Rusya mı? Beyaz Rusya diyelim. Tamam Rusya'ya kadar geldik. Rusya'dan sonra. Yine bak şu projeksiyonu değiştirirsek güzel olacaktı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi hiç Türkiye'ye falan uğramadan muhtemelen ha gerçi bak Azerbaycan'a uğrasak şöyle bir şey olacak. Rusya, Azerbaycan oradan ya Türkiye üzerinden gideceğiz yine ya da aşağıdan İran'a İran'a inip o, öyle gitmemiz lazım. Ben bir Türkiye'ye gireceğim ya. Türkiye sanırım her türlü olacak gibi görünüyor. Doğru mu? Doğru. Türkiye var. Arada da Gürcistan var artık değil mi? Rusya'yla bizi bağlayan herhangi bir ülke yeter. Gürcistan işte bu. Güzel. Toplamda 6 ülkeyle gidiliyormuş. Biz de, yani en kısa 6 ülkeyle gidiliyormuş. Biz de 6'yı başardık zaten. Hadi bir tur daha devam. Bu oyun baya keyifli bu arada. Şimdi Ermenistan'dan Kuzey Kore'ye gitmemizi istiyor. Her türlü Rusya olacak diye düşünüyorum. Bu da muhtemelen kolay bir şey oldu. Rusya bir dakika Ermenistan'la Rusya'ya ne bağlıyor lan? Gürcistan mı? Gürcistan herhalde değil mi? Gürcistan ve tak diye. Tamam bu da iki ülke. Bu da kısaydı. Bu da kolaydı. Bir tane şöyle kallavi bir şey gelsin ya. Şimdi Amerika kıtasından bir yer geldi. Arjantin'den Meksika'ya gitmemizi istiyor. Ben yukarıdan aşağı mı gitsem? Tamam yukarıdan aşağı gidelim. Ee, Guatemala var. Şimdi tekrardan başladık. Hadi bakalım. Guatemala, Nikaragua. Nikaragua'nın da olması lazım. Doğru muyuz? Doğruyuz. Panama olacak değil mi? Panama her türlü olacak zaten. Panama var. Arjantin'e doğru aşağı doğru inmemiz lazım. Burada tabii birkaç ülkeyi atlamışız. Burada atladığımız neresi var? Honduras var galiba. Honduras'ı gireceğiz. Geçen videodan da hatırlamaya çalışıyorum. Costa Rica mıydı? Dur Kolombiya her türlü olacak oradan oraya bağlanıyor çünkü Panama'dan Kolombiya'ya bağlandık. Şu arada ne vardı? Costa Rica mıydı? Hiç emin değilim. Doğru güzel tamam arayı bağladık artık Kol Kolombiya'dan aşağı ineceğiz. Kolombiya'dan aşağıda zaten Brezilya yasak muhtemelen birleşecektir diye düşünüyorum. Ve güzel 7 ülke bu biraz daha diğerlerine göre daha zordu ama güzel hallettik. Hadi bakalım son tur oynayalım şimdi. Son turda da Azerbaycan'dan Güney Kore'ye gitmemiz istiyor. Yine herhalde kolay oldu çünkü bir dakika Rusya'yla yani Rusya üzerinden gitsek muhtemelen mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve o zaman tamam direkt Kuzey Kore diyoruz ve tak diye hallettik diye tahmin ediyorum. Güzel. Tamam. Oyuna Türkiye haritası getirdikleri için onu bir denemek istemiştim. Zaten hakikaten keyifliymiş. Dediğim gibi oyunun ismi şu an sol üstte yazıyor arkadaşlar. Onu Google'da aratarak gidip siz de oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.